Merhaba, ben Eren Ünal. Opus Türkiye'de satış ve teknik destek mühendisi olarak çalışmaktayım. Bugün size Kepware'in Advanced Tech adlı eklentisinden bahsedeceğiz, plugininden. Advanced Tech nedir, ne işe yarar? Hep beraber görelim isterseniz. İlk olarak şuradan bahsedelim. Bu kısımda kendi taglerinizi, cihazlarınıza bağlantılarınızı oluşturuyorsunuz. İkinci olarak Advanced Tech'e erişmek için buradaki drop down menüden Advanced Tech'i seçmeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz her şey Kepware'in içine gelen gelişmiş opsiyonlar, özellikler. Advanced Tech bunlardan bir tanesi. Peki Advanced Tech ne işe yarar? Advanced Tech az önce gördüğünüz tagler arasında işlemler yaparak daha gelişmiş tagler oluşturmanıza imkan sağlar. Mesela nasıl gelişmiş tagler oluşturabilirsiniz? Şuradakiler gördüğünüz gibi bazı Advanced Tech çeşitleri, herhangi birini açarak göstermeye başlayalım. Average tag, şurada göstermiş olduğunuz tagin, buradan bir tag seçersiniz ve o tagin sürekli olarak ortalamasını alır. Aynı mantıkla minimum ve maksimum tagler de var gördüğünüz gibi. Onları seçerek de belli bir tagin minimum maksimum değerlerini tutabilirsiniz. Burada yine drive tag denilen bir tagimiz var. Bu tag ile farklı sistemlerdeki tagler arasında işlemler yapabiliyorsunuz. Yani mesela hep beraber isterseniz deneyelim. Daha önceki videolarımızda hatırlarsanız Schneider ve Siemens PLC'lerde birer adet tagimiz vardı. Şimdi bu tagleri kullanarak bir işlem yapalım. Yeni oluşacak tagin ismini girdim. Burada da expression kutucuğu var. Şimdi tagleri browse ederek bir expression yazacağız. Mesela ben Schneider PLC'deki sıcaklık değerini alıp 5 ile çarpıp motor set tag ile toplayacağım. Böyle basit bir expression yazdım. Hiçbir anlamı yok şu anda. Bunu da saniyede bir hesaplamasını yapacak. Okey dediğimizde yeni bir tag oluşturduk. İsmi de calculation. Şimdi OPC Quick Client açıyoruz. Bu tag'in değerini görmek için. Gördüğünüz gibi şu anda 135 gibi bir değer var. Sıcaklığı aslında sadece 5 ile çarpıp üzerine Siemens tagini ekliyor. Bu sayede tagler arasında işlemler yapabilirsiniz Advanced Tag'de. Burayı kapatıp bir başka özelliğinden bahsedeceğim. Yine Advanced Tag'de yapabileceğiniz bir şey, özelliklerden bir tanesi de link kurmak. Şöyle açalım. Yani iki farklı sistem arasında bir bağlantı oluşturuyorsunuz. Burada input'u ve output'u belirtmeniz gerekli. Hemen onun da çok kısa gösterimini yapalım. Mesela Schneider'daki sıcaklık bilgisini Siemens tarafına aktaralım ve motor kontrolünü buradan gerçekleştirelim. Temperature'ı seçtim. Output Siemens tagimiz. Burada ismini vermemiz isteniyor. Link diyelim. Ve OK. Şu anda link kurulmuş durumda. Quickline'a bakalım. Schneider'daki sıcaklık değerimiz 25. Motor set tag'i de buradaki değerle aynı değeri almakta. Hemen bir çok kısa ısıtalım sensörümüzü. Hatırlarsanız buradaki değer 50'yi geçtiği zaman, yani Siemens tarafına 50'den büyük bir değer gelirse motor çalışacak. Gördüğünüz gibi 50'yi geçtik ve motor çalışmaya başladı. Ve linki başarılı bir şekilde kurmuş olduk. Böylece Advanced Tag'in yeteneklerinden, yapabileceklerinden bahsetmiş olduk. Teşekkürler.